Merhaba millet, Ege'li Skyrim oynuyoruz, hoş geldiniz. Thieves Guild'in 7. görevini yapacağız. Hatırlarsanız Mercer'ın esas hain olduğunu öğrenmiştik ve Carlyle'ın yardımına koşacaktık artık. Carlyle, Mercer'ın yaptıklarını ortaya çıkarmak için bizi Ragged Flag'ına, yani Thieves Guild'in merkezine davet etmişti. Şimdi içeri gireceğim. Ama öncelikle gördüğünüz gibi sonunda Dragon Armor'u yaptım. Dragon Armor'da Light Armor daha kaliteli çünkü Ejderha pulundan yapılıyor. Yeri kemiğinden yapılıyor ki Ejderha'nın pulu esas onu koruyan şey. O yüzden Light Armor olarak Dragon Armor bayağı iyi oluyor. Şöyle de göstereyim. Hepsini Legendary seviyeye getirdim. Ve Armor ratingim 288 gördüğünüz gibi. Shield'ı da elime aldığım zaman, yani siz light armor'lı ve işte atıyorum çift el kılıç, pardon, tek elde işte kalkan tek elde kılıç olan bir karakter yaparsanız şöyle göstereyim, 356 armor rating oluyor ki bu armor rating siz light armor özel skill'inize perk verdiğiniz zaman daha da artıyor. Yani 500'ü falan bulur o armor rating ki bu inanılmaz bir şey olur. O yüzden tavsiye ederim. Light armor, one handed ve smithing kullandığınız bir karakter. 3, 4. yani ek özellikler olarak da biraz archery'e verirsiniz. Uzaktan da indirebilmek için yakınıza gelmeden biraz da blocking'e verirsiniz ki kalkan da iyi etki etsin. Bu da bir savaşçı karakter tavsiyesi size. Şimdi içeri giriyoruz. Niye bu kapıdan giriyorum? Diğer kapı kilitli, şu anda giremiyorum çünkü sorun çıktı burada. Bakalım konuşalım. Evet, hazırım diyoruz. Sistern'e gireceğiz bakalım. Sistern şu arkadaki esas oda. Oraya girince neler olacağını hep beraber göreceğiz. Kuyruğumu sallaya sallaya yürüyorum. Çok mutluyum. Sistern'e girdik. So we can speak. I have proof that you've all been misled. No tricks, Carlyle, or I'll cut you down where you stand. Hepinizin yanlış yöndüğüne dair kanıtım var, dedi. Kadın adam da bıraktı silahını salak gibi. Numara yapmıyor musun, seni hemen orada öldürürüm falan dedi. Orada Brynjolf yok, bizi şey alan adam. Mercer değil yani. Gallus's journal. I think you'll find its contents disturbing. Let me see. Günlüğü verdi, geçen bölümde almış olduğumuz günlüğü yani. I've known Mercer too long. Şaşırdı adam, inanamıyor. Every word. Mercer's been stealing from the guild for years, right under your noses. There's only one way to find out if what the last says is true. Delve it. I'll need you to open the vault. Kasayı açıp kontrol edecekler. Mercer's been stealing from our vault for years. Gallus was looking into it before he was murdered. Megan Mercer opened up a vault and needs two keys. Is it possible? Could he pick his way in? That door has the best puzzle locks money can buy. There's no way it can be picked open. Bunu gizlice giremez falan diyor.
Use your key on the vault, Delvin. We'll open it up and find out the truth. Bu kadın da anahtara ihtiyacı yok dedi. Bir şey biliyor ama söylemiyor şu anda. İki anahtar varmış kapının. İkisi de kullanması gerekiyor. Sırayla kullanıyorlar. Adam temizlemiş kasayı. Sakin olun falan diyorlar işte. Delvin, Vex, watch the flagon. If you see Mercer, come tell me right away. Delvin Vex bar kısmına yolladı. Eğer görürseniz Mercer'ı hemen bana haber verin dedi. Something you need? Anything for the guild? Look, before I help you track Mercer down, I need to know what you learned from Carlyle. I mean, everything. Bizim Mercer'ı yakalamaya gitmemize izin vermeden önce öğrenimiz her şeyi bizden öğrenmek istiyor. Look, before I help you konuşalım. Mercer down, I need to... I feared that was the case. İşte Gallus'u Mercer öldürdü diyoruz. Bunlar Nightingale'lerdi diyorum. Onun hikaye olduğunu düşünüyormuş, gerçek olduğunu inanmıyormuş. Son olarak Golden Globe ve Honey Birbirliği'nin arkasındaki kadının Carly olduğunu söylüyoruz. A gift from the Blackbriars after they kicked the previous family out. He never stays there, just pays for the upkeep on it. Hired some lout by the name of Bold to guard the place. Be careful, lad. This is the last place in Skyrim. I'd just find a way in, get the information and leave. And you have permission to kill anyone that stands in your way. Good question. I've only set foot in if you can get past his trained watchdog. I think your best bet might be the ramp to the second floor balcony in his backyard. No, it's some sort of creep. I'd wager a well-placed shot at the ramp's mechanism would lower it in a hurry. Better question would... Mercer took everything. Even all of our plans are gone. Before Mercer took over, Gallus started collecting every bit of material he could on the... Museums, keeps, estates, you name it. By the time Mercer took over the guild, I don't have a clue. That door, without two keys, it's impossible to open. I have a key, Delvin has a key, and Mercer has a key. That's it. Şimdi güzel bir görev olacak. Mercer'ın malikanesine gireceğiz bilgi bulmak için ama giriş zormuş. Balkondan girmeyi teklif etti. Balkona da inen bir rampa varmış. Onu işte ok atarak falan indireceğiz, öyle bir şeyler söyledi, mekanizması varmış. Bu arada Mercer önce Gallus Thieves Guild'ın soyabileceği bir sürü yerin planını falan yapmış. Mercer bunların hepsiyle tek başına kaçmış şimdi, olay bu. Biz de Mercer ile ilgili bilgi almak için malikanesine gireceğiz ama Mercer orada olmayacakmış. Yine de önümüze gelen herkese öldürebilirmişiz. Keyifli bir görev diye duymuştum zaten. Bakalım, sonra bir de köpeği varmış. O şey yap, ondan bahsediyoruz. Mercer's holding something over it. Talk to Vex. She used to know. Yok, gerçek köpek değilmiş. Adamdan bahsediyormuş. Bu Vex'in de eski sevgilisiymiş. Wald. Vex'le onu konuşacağız. Bakalım, gidip konuşalım. Something you need? Anything? Vex, konuş bakalım. If
pluck his eyes from his skull with my... That pig. Oh, I have info on him. More than you... Vald, good side? Vald'ın iyi tarafı yoktur diyor. Vald understands his gold. Sadece altın anlar diyor. Sure, but he'll ask for a whole lot. I mean, you are asking him to betray Mercer Fred. Çok para verirsen... The best bet would be to erase his debt with Maven Blackbriar. If you talk to her, she might... Of course, you could just run him through and take what you need off his corpse. I could care less. İkisi seçeneğiniz var. Maven'la Maven Blackbriar'dan kadınla konuşup Vald'ın ona olan borcunu sildirerek Vald'ı satın alacağız ya da öldüreceğiz. Aslında öldürmeyi tercih ederim ama madem böyle bir görev opsiyonu var size bunu göstermek için öldürmeyeceğim ve Maven'la konuşacağım. Bakalım neler olacak. Şimdi ilk olarak Maven'ın yanına bir gidelim. Burası orası ama Maven niye Mercer'ın evinde gözüküyor? Şu an biraz kafam karışmadı diyemeyeceğim yani. Yok artık. Kapısı direkt açık buranın. Kilitli falan değil. Bir save edip içeri girelim bakalım. Ha, arkası şeymiş. Şöyle yapayım. Birkaç saat bekleyeyim bir öğlen olsun. Ondan sonra Maven Blackbriar kendi yerine giderse öyle konuşuruz. Diyeceğim ama pek yerini değiştirmiş gibi görünmüyor. Galiba Maven Blackbriar hep burada olacak. O zaman tekrar gece yapıyorum rahat şey yapalım diye. Görevi daha rahat yapalım diye. İlginç yani Maven'ın orada beklemesi biraz değil bayağı saçma olmuş. Biri bizi gördü az önce. Yanlış evin bahçesine girdik bence. Şu bahçeye girmemiz lazımdı. Ama öbür taraftan gireceğiz. Ya da neyse, Maven'la konuşmak yerine öldürmeyi de deneyebiliriz tabi. Diyeceğim de öldürmeyelim ya. Can a humble servant of Talos help you today? Burası da anahtar istiyor. O zaman illa oraya gideceğiz. Of.
Git gel o zaman kaybettiriyorum, kusura bakmayın. Şöyle bir şey deneyebiliriz. Bunu çalarız. Önce bir seveyim. Peki. Bunu yapmaktan çekinmiyorum. Yapın yani, hiç adamı öldürmekle uğraşamam tekrar daha sonra. Hatta şöyle yaparsak rahat olacak. Evet, şimdi baktığımızda 190. Evet, çaldık. Itemlarımızı tekrar değiştireyim diyeceğim. Hatta değiştirmeyelim, bir dakika. Şunu giyelim. Bunu giyelim. Evet. Şu salak görünümümüzde şu an tamamen sessiz yürüyor olmamız lazım. Ha, giydiğim ayakkabı ne dersiniz? Dark Brotherhood, yani katillerle oncasının verilen zırhından bir parça. Ama onun görevlerini diğer karakterime daha sonra tanıtacağım. Önce Mage Guild'i tanıtacağım bundan sonra. Hayda, o key de bu key değilmiş ya. Allah'ım, Mayhem Blackbriar'la konuş diyor ama... Of, Mayhem'la konuşma görevini ayrı şey yapmış. İşaretlemiş. O yüzden biz Mayhem'ı bulamıyormuşuz bulacağımız halde. Çok güzel. Aynı görevde işaretleme, farklı görevde işaretlemesi gerçekten çok zekice bir hareket olmuş oyunun. Neyse, kısa günün kârı anahtarı ele geçirdik. Bunu opsiyonel bir görev parçası olarak vermesi lazımdı. Ne yaptı diyoruz? Özel bir şey getirmek istiyormuş ama getirememiş. Honrik diye bir yere gideceğiz. Honrik Gölü. Yani orada şeyi bulacağız. Herhalde şurasından bahsediyor Lake Hornwick diyerek. Burada adamın düşürdüğü kuyle, yani mürekkep kabını bulacağız. Hemen Golden Lovestate'e gidelim, oradan devam ederiz. Şimdi ben tabi Argonian olduğum için rahatça nefes alıp verebiliyorum suyun altında ama şöyle bir hile gibi bir şey var, bug var. Böyle böyle yaptığınız zaman nefes alıp veriyormuş. Karakterim Argonian olduğu için şu anda tabi bunu deneyemiyorum ama siz deneyebilirsiniz. Third person, first person arasında geçiş yaptığınız zaman öyle bir şey oluyormuş. Evet, bayağı burada dolup aramamız gerekiyor. Ben bulana kadar dolaşayım, ondan sonra devam ettiririm videoyu. Evet, buldum. Gölün neresindeyiz şimdi? Şöyle hani bir Midrin'in
İki binasının ortasında kalıyoruz. İki gemi var ya iki binanın ortasında. Tam onun ortasında. Hatta buradan bakınca da yerimiz böyle. Burada. Honeymoon şu tarafta kalıyor. Oradan geldim işte. Pardon, yani şuradan buraya gelmiş. Şu köprünün üzerine başlıyorsunuz Honeymoon geldiğiniz zaman. Oradan geldim. Dağılmıştım, arıyordum ve bunu buldum. Aslında ben böyle yerde falan küçük bir şey bekliyordum daha da zor olmasın ama daha basitmiş aslında beklediğimden. Çok daha hızlı arayabilirmişim aslında. Kadına konuşmadım. Konuşacaktım aslında. Demin de aradım kadını hatta bulamadım tekrar. Kadına konuşsaydım eğer teknesi battı diyebilirdi bize. Biz de o zaman direkt tekne aradık ve çok daha rahat bulurdum yani yerin dibinde minicik bir şey aramaktan ziyade. O da bir an boşluğuma geldi yani. Neyse şunu alalım ve Blackbird'a gidelim. Mürekkep kabı değil, mürekkep şeyiymiş, kuş tüyü imiş. Yanlış söylemişim. Ben sanki hala mürekkep kabı gibi hatırlıyorum ama yok, Ingfeld'di, doğru. Neyse. Şimdi kadın Mistwire Keep'e gitmiş galiba. Yok. Keep'te değilmiş. Burada esnafta dolaşıyor. Yine. Pardon. I presume you're bothering me for a... Really? Well, I suppose I need... Give this document to Vald. It frees him from the debt, but I never want to see him in Riften again. Tamam dedi. Verdi bize gerekli dokümanları. Bunu Vald'a vereceğiz ama bir daha Vald'ı Riften'de görmek istemiyormuş. Zaten Mercer'ı öldüreceğimiz zaman işsiz kalacak otomatik olarak. Çok koyacağını zannetmiyorum o yüzden. Hey Vald. Ben geldim. This is Mercer Frey's place and he don't like visitors. Of mine? What is it? I can't believe it. Never mind, I don't care. I'm just glad I don't got to work here. You did me a favor. I guess I owe you one. Evet. Gidebiliriz artık. Bu kapı şeymiş. Şimdi bir dakika, önce şunu bir şey yapayım. Şu mekanizmaya vuracağız. Ve içerideyiz. Tabii bunların hiçbirini yapmadan bunu direkt öldürüp işte kapıyı da lockpick'le açıp da girebilirdik ama gerek olmadı. Sen kimsin ya? İçeride kimse olmaması lazım teorik olarak ama. Neyse. Bandit ne alakaysa burada. O zaman biraz daha dikkatli olmak gerekecek. Okey, alt kata ineceğiz. Üst katta bir şey yok.
Ben bir şey denedim de bu arada. Bunu alalım. Hafif saçmalıklar olmuştu. Burayı açabiliriz ama... Alt katı yemeden şuraya bakalım o zaman. Bu arada hiçbir şey yok. Adam bayağı şey çalmış ama hiçbirini evde bırakmamış yani. Pis herif. Burada da bir şey yok. Nereye gitmemiz gerekiyor acaba ya? Evidence'ı dışarıda gösteriyor. Biz niye o zaman içeri girdik? Benim hakikaten çok kafam karıştı şimdi ya. Şimdi içeride gösteriyor. Peki. Belki de malikanesinde bir yeraltı geçidi vardır. Onu bulmamız gerekiyordur. Evet, muhtemelen öyle. Şuradan bir yeraltı geçidi olması lazım. Bakın böyle gidiyor. Ama buraya nasıl gireceğiz bu yola? Peki bakalım. Baştan arayalım. Yerde de mekanizma varmış. Onu söyle biraz daha iyi okuyayım da neyse. Şimdi yerdeki mekanizma nerede? Ha. Suspicious cabinet. Yes. Burada dikkatli olmanız lazım. Ben Snake özelliklerini aldığım için. Bakın hatta onu da göstereyim. Snake nerede? Evet. Snake'in Lightfoot özelliğini alınca level 40 olması lazım Snake özelliğinizin ki mutlaka almanız lazım bunu. Pressure plate'leri şey yapmıyorsunuz, harekete geçirmiyorsunuz. Dolayısıyla ben burada rahat rahat yürüyebiliyorum şu anda. Çok hatta erken alınan bir özellik. Oldukça da işe yarıyor. Hiçbir tuzağa düşmeden dolaşıyorum rahat rahat. Ne tuzağı olduğunu bile bilmiyorum ki göstermem mümkün değil. İmkansız yani bu karakterle size bunu. Ama onların genelde hani birkaç tane ya varsa şöyle göstereyim. Böyle 1, 2, 3, 4 birkaç tane var mesela. Bundan ateş çıkıyor, bundan çıkmıyor. Bundan çıkıyor, bundan çıkmıyor falan. Hani böyle böyle falan gitmeniz gerekebiliyor. Yani onun belli bir dizilimi oluyor. Yani dikkatli olacaksınız. Biraz kafanızı kullanacaksınız. İp mi vardı acaba diyeceğim. İp de yokmuş. Adam ne kasmış kardeşim. Orada bir yerde görünüyor şeyi. Evet.
şunu fark etmedim. Siz fark edin ve önce bundan kurtulun. Burayı lockpick'le açıp. Ki böyle ölmeyin. Yani ben tabi ölmedim ama ölünebilirdi de. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bunu açalım. İçinden de çıkacak merak ediyorum. Çok güzel bir şey var gibi gözüküyor. Açtıktan sonra devam ettireyim. Kasmayalım burada. Derken 2 saniyede açtım. Childrent diye güzel bir silah verdi. 25 puan Frost Damage koyuyor ekstradan ve 2 saniye felç edebiliyor düşmanınızı. Tek kılıç kullanan kişiler için oldukça güzel bir silah. Ben ya sergilerim ya satarım bunu. Gold. Sneak'imizi arttıralım. Level'ımızı atlayalım. Sneak'i fullleyelim. Daha sonra many thanks'ında ne diyor? Şunu bir okuyayım. Adam galiba habersiz çalışıyormuş şeyden, bunu da aldım. Birisi işte teşekkür ediyor buna yaptığı şeyler için. Gold necklace, flawless emerald, emerald of. Diamond falan, adam neler çalmış kardeşim. Maşallah Mercer işini biliyor ha. Grey Fox. Bu Grey Fox, Thieves Guild'ın eski lideriydi. Oblivion oyununda. Hatta, neyse söyleyeyim spoiler olur. Şimdi oynayın, görün Oblivion'da bence. Thieves Guild görevi ona çok keyifli. Bunu derbine götüreceğiz. Mercer's Plans'ı da aldık. Şimdi Brynjolf'la konuşabiliriz. Oops. Evet. Hadi bakalım. Neyse direkt şey yapalım. Önce Delvin'le konuşup şu malzemeleri vereceğim. Bir tane daha önceki bir görevde almıştım. Ona vermelik bir şey. Ama verememiştim. Şimdi onu da vereceğim. Bakalım Mercer'ın planları neymiş? Oradan gelen para bu arada sağlam olacak. Tabii benim şu an pek ihtiyacım yok ama. Artık ben bütün paramı training'e yatırıyorum. Kolay olan level atlamak için. Skill'lerimde. Hani dayak yiye yiye light armor geliştirmek yerine light armor training yaparak light armor geliştirmeyi tercih ediyorum. Biraz daha mantıklı bir yöntem gibi geliyor bana. Bunu yapmak. Şimdi Delvin kankamız da İçeride sanırım. Bir dakika.
Delvin şurada ya. Onu bir halledelim de. Of. Be careful. Something you need? Anything for the guild. Onu da şimdi yapamıyorum. Dark Brothers görevi için ona gitmem gerektiği için. Neyse işte ona veriyorsunuz. Önceden göstermişim zaten onu yapmayı. Eyvah, yanlış yere geldim. Şimdi Brynjolf'la konuşacağız ve bu görevi bitireceğiz. Muhtemelen yani. We've scoured the town and I've spoken to every planlarımı. That was Gallus's pet project. If he gets his hands on them, you can be certain he'll be gone for good and set up for life. Eyes of Falmer diye bir şey arıyor. Falmer gözleri kör olan yaratıklardı biliyorsunuz, hücrelerin yanında yaşayan. Eyes of Falmer diye bir item arıyor herhalde. Onu alırsa sonsuza kadar hayatı kurtulur adamın diyor. Durdurmamız lazım dedik biz de. He's taken everything the guild has left, and to go after one of the last greatest heists is just an insult. Bu eşyada Galus'un en sevdiği ve en çok almak istediği, çalmak istediği eşyaymış. Bunu yapmak acayip bir hakaret diyor. Quickly. We have no time to lose. Until next we meet, lad. Ve bu görev de bitti. Kalya, Brynjolf ve ben konuşacağız. Yeni görevde. Adından anladığım kadarıyla Carlos, Mercer Frey ve Kalya'dan oluşan üçlü o Nightingale'lerin yerine şimdi Brynjolf, biz ve Kalya olarak yeniden bu Nightingale'leri kuracak Kalya. Ama o sonraki bölümde onlarla konuşmadan kaçmanın bir yolunu bulmam lazım ve evet, kaçabildim. Evet, şimdi bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.